Randevu veya toplantıların anımsatıcı zamanı otomatik olarak belirlenir genelde Outlook'ta. Bunu da şöyle görebiliriz. Tıkladığımızda burada eğer bir randevu veya toplantı zamanımı oluşturacaksak anımsatıcı 15 dakika. Yani her burada tıkladığımızda otomatik olarak verilen, belirlenen süre 15 dakikadır. Bunu da değiştirmek isterseniz şu şekilde değiştirebiliyoruz. Dosya sekmesine geldiğimizde seçeneklerden Takvime geliyoruz ve burada takvim seçenekleri var. Ve burada ilk olarak varsayılan hanım satıcılar var. 15 dakikaya ayarlanmış. Buradan tıkladığımızda seçenekleri görebiliyorsunuz. Biz bunu bir saat olarak değiştirelim. Katılımcıların toplantı için yeni saat önermesine izin ver. Bunu tiki kaldırırsanız katılımcılar yeni bir saat öneremez size. Tekrar yerine getiriyorum. Yeni bir toplantı saati önerirken bu yanıtı kullan. Yani şuradaki kabul et, belirsiz, reddet'i kullanabilirsiniz. Takvime tatilleri ekle, tatil ekle diyerek yeni bir tatil ekleyebilirsiniz. Serbest, meşgul bilgilerini, görüntüleme izinlerini değiştir. Buradan da o seçenekleri bulabilirsiniz. Farklı bir takvim varsa eğer, değişik. Onu da buradan farklı bir takvim etkinleştir diyerek de etkinleştirebilirsiniz. Mi altta kuruluş dışına toplantı istekleri gönderirken e-calendar biçimini kullan. Onu da daha sonra göreceğiz. Anım satıcıları olan randevular ve toplantılar için takvimde zil simgesini göster. Buna tıklatırsak anım satıcı olan takvim ya yani toplantıların yanında zil simgesi olur. Şimdi burada tamam diyoruz ve görüyorsunuz anımsatıcı olan toplantılarda zil simgeleri oluştu. Ve yeni bir toplantı oluşturmak istediğimiz zaman ve burada bir saat anımsatıcı otomatik olarak belirlenmiş. Yine bunu değiştirmek için dosyaya geliyoruz. Seçenekler, takvim, varsayılan anımsatıcılar tekrar buradan 15 dakikaya alıyorum. Tamam diyorum ve bu sefer yine tıklattığım zaman anımsatıcı otomatik olarak 15 dakikaya düşürüldü.